Şimdi sizlerle bir problemi çözmek istiyorum. Diyelim ki ben şu an Antalya'dayım ve İstanbul'a en hızlı ve en masrafsız şekilde gitmek istiyorum. Fakat nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bu problemi çözmek için önce hangi tür araçlarla gidebileceğimize bakalım. Burada otobüs, uçak, gemi ve araba araçlarını seçiyorum. Fakat şunu da belirtmek isterim ki seçtiğim taşıtları satın almam gerekiyor. Yani uçaksa uçak satın alacağım. Şimdi ise her bir araç için muhtemel süre ve masrafları hesaplayalım. Pekala, hadi diyelim sadece ben gitmek istemiyorum. Toplam 10 kişi aynı anda gitmek istiyoruz. Bu durumda 10 kişi için tekrardan hesaplama yapıyorum. Her aracın en fazla kaç kişi alabildiğini en yukarıda görüyorsunuz. Araba dışındaki tüm araçların masraf ve süresi aynı kaldı. Bir araba en fazla 5 kişi alabildiği için 10 kişi için 2 arabaya ihtiyacım oldu. Pekala, ya 1000 kişi gitmek istersek ne olacak? Hadi bunları da hesaplayalım. Gördüğümüz gibi süre hiç değişmiyor ama masraflar her taşıt için farklı derecelerde yükseliyor. Pekala, ya sınırsız kişiyi götürmek istesem ne olacak? Burada anlatmak istediğim şey en iyi yöntemi bulmak. Hem bir kişi için hem de sınırsız kişiler için. Acaba ben hangisini seçmem gerekiyor ve neye göre seçmem gerekiyor? Ben burada bu araçların ne kadar sürede ve ne kadar masraf yapılarak gidebileceğine baktım. Aslında bu yaptığımız şey algoritma. Algoritma herhangi bir problemi çözmek için gerekli olan adımlardır. Biz de Antalya'dan İstanbul'a gitme problemine farklı algoritmalarla yani araçlarla yani adımlarla çözüm bulmaya çalıştık. Pekala şimdi geldi seçmeye. Hangi algoritmayı seçeceğiz ve neye göre seçeceğiz? Yani aslında soru şu bir algoritmanın verimliliği nasıl ölçülür? Burada karşımıza matematik dünyasında kullanılan Big O notation dediğimiz yöntem geliyor. Biz bununla bir algoritmanın zaman ve mekan karmaşıklığını ölçüyoruz. Yani bir algoritmanın ne kadar zaman içinde ve ne kadar bellek kullanarak bir problemi çözebildiğini formülasyon yöntemiyle hesaplayabiliyoruz. Bu konu hakkında ayrı bir video ekleyeceğim. Bunun için şu an daha fazla detaylara girmeyeceğim. Bu gördüğümüz grafikte renkli çizgilerin her biri farklı bir Big O Notation formülünü gösteriyor. Yatay çizgideki bilgiler algoritmaya verilen girdilerdir. Dikey çizgi ise bu girdiyi çözünlemek için ne kadar uğraştığıdır. Çizgi ne kadar yatay ise o kadar verimli ve hızlıdır. Ne kadar dikey ise o kadar yavaş ve verimsizdir. Şimdi gelelim veriler konusuna. Diyelim ki Antalya'dan İstanbul'a gitmek problemini çözmek için özel araç algoritmasını seçtim. Şimdi benim bu algoritmayı yazabilmem için birçok farklı veri kullanmam gerekiyor. Antalya'dan İstanbul'a en hızlı yol güzergahını hesaplamam gerekiyor. Burada birçok şehir isimleri ve aralarındaki uzaklıkları bu verilere saklamam gerekiyor. İşte burada data structures yani veri yapıları ile tanışıyoruz. Kısaca yazılımın veriye kolay ve hızlıca erişim sağlaması veya değişim yapmasına olanak sağlayan Veriyi saklamak, organize etmek ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir. Yani yazacağımız algoritmadaki verileri en verimli bir şekilde yönetmek, saklamak ve organize etmek içindir. Verilerimizi saklarken onları daha sonradan nasıl sorgulayıp işleyeceğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Ve bunun için en uygun veri yapı veya yapılarını kullanmamız gerekiyor. Şimdi gelin sizinle hızlı bir şekilde en çok bilinen veri yapılarını teker teker görelim ve hangisini bizim bu algoritmamızdaki Bilgileri saklamamız için kullanacağımıza karar verelim. Şimdilik çok hızlı geçeceğim üzerlerinden, fakat daha sonra her veri yapısı için ayrı ayrı detaylı anlatımlı yazılım örnekleriyle videolar ekleyeceğim. Şu anki anlatımım size bu veri yapılarını kısa kısa tanıtmak içindir. Öncelikle en temel veri yapılarından başlayalım. Burada her şehir için bir değişken ekliyorum. Ardından her şehirden başka bir şehire ne kadar uzaklık olduğunu belirten teker teker değişkenler ekliyorum. Bu yöntem biraz sorunlu. Çünkü her şey sabit değişkenlerle yapılmış ve her şey birbirine direkt bağlı. Veri içindeki en ufak bir değişiklik yazılımda da değişiklikleri yol açıyor. Mesela yeni bir şehir eklememiz gerekirse tekrardan yazılıma bunları teker teker eklemek gerekiyor. Yani kod değişiyor. Uzun vadede bunun hiçbir şekilde yönetilebilmesi mümkün değildir. O zaman ikinci veri yapımıza geçelim. Arrays yani dizinler. Bunlar hafızada sabit yer tutan birbiri ardına gelen verileri barındıran bir veri yapısıdır. Ben burada şehirleri ve uzaklıkları içine alan array'ler ekliyorum ve başka bir array içinde ilişkilerini belirtiyorum. Göründüğü gibi bu veri yapısı da bizim için kullanışı değil. Şehirler arasındaki ilişkileri belirtmek ve yönetmek çok karmaşık. Pekala geçelim üçüncü veri yapımıza. Bunlar stack ve queue yapıları. Bunlar daha çok en son eklenen önce okunsun, veya ilk eklediğim önce okunsun yapılarında kullanılması gerekiyor. Bizim algoritmamızda böyle bir gereksinim yok. O yüzden geçiyorum. Dördüncü veri yapısı ise birbirine bağlı liste yapısı. Evet sanki bu biraz daha kullanışlı bir yapı gibi geldi bana. Ben bunu kullanarak tüm şehirleri birbirine bağlayabilirim. Bir dakika bir sorun var sanki. Link list yapısı bir çizgi gibi arka arkaya gelen elementleri barındırır. Yani her element bir önceki veya bir sonraki elementi tanıyabilir. Ama bir element birden fazla elementi tanıyamaz. Yani Antalya'dan hem Burdur'a hem de Isparta'ya gidecek bir veriyi buraya eklemen mümkün olmuyor. O yüzden geçelim 5. veri yapımıza. Bu ise ağaç veri yapısı yani tree. Ağacın dalları gibi bir daldan yine birçok farklı dal çıkabiliyor. Bu şemayı 90 derece çeviriyorum ki gerçekten ağaç yapısı olduğu tam belli olsun. Biraz daha genişlettim dallarını yani ek bilgiler ekledim. Evet az önce link list yapısındaki sorun burada çözülmüş görünüyor. Her bir şehir bir veya birden fazla başka şehire bağlanabiliyor. Galiba algoritmamız için aradığımız veri yapısını bulduk. Ama sanki burada da bir muhtemel sorun ortaya çıkabilir. Ağaç yapısında hep yukarıdan aşağıya doğru bir gidiş vardır. Yani ok hep tek yönlüdür. Yani Antalya'dan Balıkesir'e ok var ama Balıkesir'den Antalya'ya ya da Denizli'ye ok yok. Biz ileride muhtemel çift yönlü problemleri de çözmek istiyoruz. O zaman bize tüm elementlerin birbirleriyle karşılıklı bağlantıya geçebildiği ve bu bağlantıların da bir veri halinde saklandığı bir veri yapısı gerekiyor. Evet, işte tam bu yapı graf veri yapısıdır. Bu yapı istediğimiz gibi ve tüm bilgileri buraya saklayabiliriz. Bu sayede iki şehir arasındaki muhtemel en yakın ve hızlı yolu bulabiliriz. Bundan sonraki videolarda tüm popüler veri yapılarını teker teker açıklayacağım. Veri yapıları yazılımın temelidir ve bunları iyi idrak etmek gerekiyor. Sizlerden çok güzel ve olumlu geri bildirimler alıyorum. Çok teşekkür ederim. Videolarımın sizler tarafından bu denli beğenilmesi ve yararlı olması beni çok sevindiriyor. Umarım bu video hızlı ve anlaşılır bir giriş olmuştur veri yapılarına. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.